Toptan daha sonra devamında bir hata yaptık. Yine 4-1'le bittik. Devre arasına girdiğimizde tabii ki yani bu bizim için sürpriz bir sonuç. Kendi sahamızda oynuyoruz. Burada kazanmak için çıkmışız. Taraftarımızla birlikte kazanacağımız bir maç olduğunu düşünerek çıktığımız maç. Bu şekilde girmek bizi üzdü ama bir yandan da oyuncularıma ikinci yarı daha karakterli, daha cesur, daha rakibe dokunan, daha da beraber oynayacakları bir oyun oynamalarını söyledim. Devamında 4-2 maçın sonunda 4-3'ü yakaladık. Aslında üzüldüğümüz bir sonuç. Yani sonuç olarak kendi sahamızda 4-3 kaybettiğimiz bir karşılaşma ama maçın sonunda yüzümüzde de bir hepimizin, belki benim öyle oldu, bir gülümseme oluştu. Yani bu tabii ki özellikle akademiden gelen oyuncularımızın sahada olması. Neredeyse Okan ve Leo dışında hepsi herhalde akademiden gelen oyuncularımızdı. Bir Kerem vardı. Ve Kerem'in Baran'a penaltıda topu vermesi bu ayrıca tabii ki bizim için sevindirici. Galatasaray camiası için sevindirici ve mutlu olduğumuz, hepimizin gülümseten bir olaydı. 4-3 bitirdik. Tabii ki hazırlık maçı da olsa kazanmak istiyoruz. Burada hatalarımızı görüyoruz, yanlışlarımızı görüyoruz. Oyuncuların değişik mevkilerde kullanmaya çalışıyoruz. Kadromuz da çok geniş değil aslında. Yani ana kadromuzdan çok fazla oyuncu yok ama özellikle bugün akademiden gelen oyuncularımızın son haftada bizle çalışmışlardı birçoğu. Bizle devam eden oyuncular var. Bundan sonra bizle devam edecek oyuncular var. Yani onların burada verdiği performans, maçın sonundaki performans tabii ki bizi bu anlamda bugün için bir kar olarak cebimize koyduk. Tibet Bey. Tibet Töre, TRT Spor. Hocam, Yunus'un sakatlığının ciddi olabileceği konuşuluyordu ama siz konuştunuz mu Yener İnce ile? Son durum nedir bildiğiniz? Şöyle, Yunus'la da konuştum. MR'a gidecek. MR'dan sonra daha net belli olacak. Yani dizinde de ufak bir ağrı hissetti. Hani burada ne tür bir şey oldu? Bunu daha net bir şekilde MR'dan sonra bu akşam MR'a çekilecek. Yani çok net, çok ciddi bir ağrısı yok ama bir şey hissettiğini söylüyor dizinde. Ama dediğim gibi MR'dan sonra net bir şekilde belli olur. İnşallah tabii ki önemli bir şey yoktur. Bu döneme biraz şanssız başladık. Üst üste gelen sakatlıklar bizi üzdü. İnşallah Yunus'la ilgili bir kötü haber almayız. Başka sorusu olan var mı? Evet, Gürkan Bey, buyurun. NTV Gürkan Ak. Hocam, genç oyunculardan bahsettiniz. Özellikle Baran Aksakay'ı sormak istiyorum. 45 dakika yaklaşık süre aldı. İstatistiğine bir baktım. %97 pas isabet. Nasıl buldunuz performansını? Bir de çok kolay paslarda değildi aslında. Biraz yani asisti var. Bir de onun yanında oynadığı paslar, diagonal paslar, oyun yönü çevirme, bloklar arası pas. Burada Baran hepimizin çok beklentisi olduğu bir oyuncu. Bir önceki maç ilk 11'de oynamıştı 60-65 dakika. Bugün de ikinci 45 dakika sahada yer aldı. Ve aslında yani maçı seyreden biri yani Baran'ı belki İspanyol oyuncu olarak görebilir. Yani o oynadığı 6 numara topa dokunuşları, oyunu yönetmesi. Bu anlamda tek oynadığında orada bu işi çok iyi yapıyor. Ofansif bir oyuncudan evrilme bir oyuncu Baran. Ve bugün özellikle gerçekten ikinci yarı topa sahip olmamızda, pas trafiğimizde, oyunu yönetmede çok iyi işler yaptı. Baran'dan beklentimiz çok yüksek. Biz kendi aramızda bunu hep konuşuyoruz. İnşallah Baran bu takım içerisinde de ligde de süre alacak, seviyeye gelecektir. Yani bugünkü oyun bize bunu net bir şekilde gösterdi. Başka soru, son soru olsun Cenk Bey, buyurun. Cenk için Aydınlık Asisi. Hocam, Okan Koç'un performansı son haftalarda çok eleştiriliyor. Bugün de taraftar protestosuna maruz kaldı. Onun hakkında neler düşünürsünüz? Bir de Leo Dubé'ye sormak istiyorum. O kadroda yoktu. Bir anda kendisini sahada buldu. Bu olay nasıl gerçekleştirdi öğrenebilir misiniz? Kadroda yok muydu? Yoktu hocam. Esame ile alakalı, evet. Evet. Yedekte vardı yoksa. Onu Esame belki olmamış, kadro içerisinde vardı. Yani Okan'la olan kısmı aslında tabii üzücü. Yani çok bir hazırlık maçı, çok erken bir dakikada protesto edilmesi. Yani bizim Okan'a hem çok güveniyoruz hem çok ihtiyacımız var.
ve Okan'dan beklentimiz yüksek. Biliyorsunuz kaleciler için çok zordur uzun zaman oynamayıp üst üste maçlar oynamak. Yani 3 günde 2 tane maç oynadı Okan. Bu tür şanssızlıklar olabilir. Her kalecinin başına gelen şeyler bunlar. Bizim yapacağımız, yani her oyuncumuz olduğu gibi Okan'a da destek olmak. Ben saha içinde destek oldum. Taraftara da özellikle rica ettim. Kenardan yani Okan'a destek olmalarını istedim. İkinci yarıda da çok iyi bir oyun ortaya koydu Okan. Aslında yani Okan'ın burada bir meydan okuması da vardı. Yani ilk yarı tamam hata yapabilir ama ikinci yarıda da aynı ciddiyet, aynı istekle çıktı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Daha doğru işler yaptı. Oyunda doğru oynadı ve orada Okan aslında bir meydan okuma gösterdi ve ne kadar kaliteli, insan olarak zaten çok kaliteli, hepimizin çok sevdiği, beğendiği bir insan. Kaleci olarak da iyi işler yapacağını düşündüğümüz bir kaleci. Dediğim gibi her kalecinin başına şanssız goller gelebilir, böyle goller yiyebilirler ama önemli olan buna devam etmek. Biz Okan'a güveniyoruz ve Okan'dan beklentimiz yüksek. Taraftarımızın da Okan'a destek olmasını, bütün oyuncularımıza destek olmasını istiyoruz. Yani en çok üzüldüğüm şey kendi oyuncumuzun ıslıklanması. Yani bir hazırlık maçında oyuncumuzun ıslıklanması bizi daha çok üzüyor. Bütün maç takımımıza destek oldular. Bir yandan oradaki yanlışı belirtirken bardağın dolu tarafı, taraftarımız bugün bütün maç takımımıza, özellikle takımımız iyi oynadığında daha çok destek oldular, daha çok yanında oldular. Buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz ama dediğim gibi oyuncularımıza destek bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Maçın özeti birazdan son sayfada olacak sevgili seyirciler. Bunu da hatırlatayım. Ahmet Selim Kul, Jesus'a bir taraftar şiir hediye etti. Onu okuyacağız ama nasıl hediye etti o hikayeyi hemen yani kısaca şöyle, dinleyelim senden. Tribünde ısrarla birisi bana bağırıyordu çok ısrarlı bir şekilde. En son gittim yanına, hemen kağıdı çıkarıp verdi ki ben de bakayım dedim. Çok özenle yazmıştı, sosyal medyadan fotoğrafını da paylaştım ve 8'li Ece ölçüsünde yazılmış, emek verilmiş bir şiir. Yani gerçekten öyle edebi karşılığı da var. Edebi yani. Karşılığı olan A A B A A A B A A A C şeklinde kafiye uyumu i̇şte da olan. İşte ekranda şiir. Evet, yani gerçekten edebi değeri olan şiir bana verdi. Baktım içinde sıkıntılı bir ifade yok. Hocaya basın toplantısının sonunda verdim. Hoca da şaşırdı birisinin kendisine şiir yazdığını duyunca. Peki. O zaman ben şimdi şiir okuyacağım, şiirle veda edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sercan Dikme'ye, Yunus Emre Sel'e çok teşekkür ediyorum. Yine zaten kamp boyunca sizlerle birlikte olacağız. Renk attınız programa. İyi akşamlar diliyorum sizlere de. Ve geçelim artık şiire. Hazırsak. Taraftardan George Jesus'a. Bir müzik var mı abi, fon müziği? Bilmiyorum, olursa sevinirim. Erdem çözer ya. Ülke futboluna önder. Ali Koç'a göre mister. Futbolcularına lider oluyor bak George Jesus. Rakiplerin hevesini, hakemlerin hilesini, taraftarın çilesini bitirdi bak George Jesus. Ezberleri boza boza, duvarları yıka yıka, kupalara koşa koşa gidiyor bak George Jesus. Offside çizgisine baktı, rakipleri bir bir yaktı. Havamıza hava kattı, gladyatör George Jesus. Avrupa'ya baş kaldırdı, korkusuzca hep saldırdı. Zirveye Fener yazdırdı, winner adam George Jesus. Öncesinde ortam hep pus, sanki yaptı hokus pokus. Herkes oldu şimdi sus pus, karşınızda George Jesus. Ben alkışlıyorum. Hem seni hem de şiiri yazan Halit Ayhan isimli bir taraftar. Onu da tebrik ediyorum. Gerçekten edebi bir şey yazmış. Peki. Ben